Hanımlar, beyler günaydın. Bugün 2 Aralık Cuma, sağlığına özen gösterip bu konuda en yetkin isimlerden en doğru ve en güncel bilgileri öğrenmek isteyenlerin programı Sağlık Merkezi'ne hoş geldiniz diyoruz. Değerli izleyicilerimiz, Sağlık Merkezi'nde malumunuz kış ayları geldi. Kar kapıda birçok ilimizde yağdı. İşte bu soğuk havalar zaman zaman kireçlenme şikayeti olanların ağrılarını daha da artırabiliyor. Eklemdeki ağrılar arttığında da hepimizin yaşam kalitesi düşüyor. Ekranları başına bizi izlerken sabah ağrıları ve tutuklukları olanlar, eklemlerimi açamıyorum diyenler, kireçlenmem şu günlerde biraz daha arttı, acaba ne yapsam diyenler, efendim lütfen yayınımızı izleyin. Çok değerli bir uzman konuğum var. Değerli hocam, fizik tedavi ve rehabilitasyon uzmanı Profesör Doktor Meral Kozakçıoğlu. Birazdan efendim kireçlenme ve eklem ağrıları için yeni jenerasyon, yeni nesil tedaviler neler? Nasıl tedavi edilmeli bu şikayetler? Hepsini anlatacak. Bekleriz. Osteoartrit, halk arasında bildiğimiz adıyla eklem kireçlenmesi, eklem kıkırdağının yapısının bozulması, aşınması, incelmesi ve kaybına neden olan bir hastalık. Ayrıca eklem kıkırdağının altındaki kemik dokusunda da değişiklikler sonucunda kemikte büyüme ve eklem kenarında çıkıntılar gelişebilir. Kireçlenme, eklemde kıkırdak kaybının ve hasarının bir sonucudur. Eklemde ağrıya neden olur. Kireçlenme daha çok dizlerde, bileklerde, omuz ekleminde meydana gelir. Peki kireçlenme şikayetleriniz nasıl sona erecek? Kireçlenmenin yeni jenerasyon tedavileri neler? Profesör Doktor Meral Kozakçıoğlu Sağlık Merkezi'nde kireçlenme ve tedavisini anlatıyor. Evet sevgili seyircilerimiz, kireçlenme deyip geçmeyin. Hakikaten hayat kalitenizi düşürebiliyor. Hatta tedavi edilmediğinde artık bu tedavinin sonucunda maalesef ciddi ameliyatlar da gerektirebiliyor. Peki ne yapılmalı? Hepsini konuşacağız. Değerli hocam Meral Kozakçıoğlu, Profesör Doktor Meral Kozakçıoğlu konuğum. 0530 040 70 05 ve 06'dan ararsanız sevgili Züleyha sizleri yayına bağlayacak ve sizler de sorularınızı sorma fırsatı bulacaksınız. Bakalım Türkiye'nin hangi illeri bu sabah bizlerle olacak yayınımızda. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Bizler de sizi görmek yeniden çok güzel. Çünkü çok fazla çalışan bir hekim olduğunuz için çok fazla programlarda da izleyicilerim sizi göremiyorlar. Hocam malum kış ayları. Şimdi kış gelince hepimizin ağrıları artıyor. Ve kireçlenme denilen o menem hastalık bütün vücuttaki eklemleri tutabiliyor. Önce şöyle başlayalım. Kireçlenme kimlerde daha çok ortaya çıkıyor? Ve tam olarak kireçlenme nedir? Aslında kireçlenme herkeste ortaya çıkan bir durum. Hı. Fizyolojik olarak kabul ediliyor. Hem kadınlarda hem erkeklerde görülmekte. Ama biz genelde polikliniğe baktığımız zaman hastanelerde genelde hanım hastaların daha ağırlıklı olduğunu görüyoruz. Bunun sebebi hanımlarda kireçlenmenin daha çok olduğu değil. Hı. Ama hanımların kas dokuları, bağ dokuları daha zayıf olduğu için eklem problemleri daha çok ortaya çıkıyor. Yani aslında kıkırdağın harap olması olayı olan kireçlenme. Kıkırdak ağrısız bir doku olduğu için sinirlenmeyen, yani siniri olmayan bir doku olduğu için kıkırdak harabiyeti olduğunda biz bunu hissetmiyoruz. Ne zaman ki etraf dokularda ödem, reaksiyon ve sinirlere bası başlıyor, ondan sonra ağrı şikayetleriyle beraber hastalar kliniklere müracaat ediyorlar. Yani aslında bakıldığı zaman hem erkeklerde hem kadınlarda kireçlenme var. Ama kimler daha çok muzdarip bu durumdan dersek hanımlar, kadınlar. Peki şimdi kireçlenme başladığı anda anlama şansımız yok. Böyle evet, anlıyoruz. Evet. Ama kireçlenmenin olmaması için herhalde o bağ dokuları, kasları güçlendirmemiz gerekiyor. Kireçlenmeyi önleme şansımız var mı peki? Evet, çok güzel bir soru. Şimdi çünkü kireçlenme aynı saçın beyazlaması, cildin kırışması gibi bir olay. 20'li yaşlardan itibaren başlıyor aslında. Eklemlerimizi kullandığımız sürece de giderek devam ediyor, artıyor olay. Bunu tabii ki engelleyebiliriz. Birincisi kilo almamak gerekiyor. İnce kalacağız. İnce kalmak lazım. Çünkü kilo aldığımız zaman eklemlere binen yük miktarı arttığı için o iki kemik arasındaki kıkırdak giderek inceliyor.
Onun incelmemesi, yırtılmaması, saydam ve parlak kalması için beyaz parlak bir dişi gibi bir dokudur. Onun için çaba göstermemiz lazım. Onun için kilo almamak gerekiyor. Bir. İkincisi kilo alıp vermemek gerekiyor. O da çok kötü. Biliyor öyle musun, mi? Meral Hanım? Evet. Yani diyelim ki bazı hanımlar oluyor. Bakıyorsunuz bir 42 size'da, bir bakıyorsunuz kilo almış 46 olmuş. Bir bakıyorsunuz 40 olmuş. Yani böyle 10 kilolar, 15 kilolar, 5 kilolar alıp vermek. O da o aslında en kötüsü. Yani kilolu olmaktan ya da zayıf olmaktan en kötüsü hızlı kilo alıp vermek. Bu dengeyi, yani kilo dengesini muhakkak bir sabit tutmak şimdi lazım. Şimdi yayından önce önemli. Hocam mikrofonlar takılıyor. Ben de yıllardır Meral hocamı çok tanırım, çok iyi tanırım ve çok severim. Yayınlarımda da ara ara konuk olur. Dedim ki hocam yıllardır ne kadar ince ve fitsiniz. Ve hakikaten şunu söyledi, çok yoğun çalışıyorsunuz. Evet. İşte klinikleriniz var, üniversitede öğretim üyesisiniz. Ben saat 10'da 11'de bile olsa mutlaka evde koşu bandında yürüyüşümü yaparım. Ve o nedenle de yıllardır böyle ince ve fit, değil mi hocam? Evet, hep böylesiniz. Evet, yani çünkü 5 saatlere kadar çalışıyoruz. Ama ben sonrasında da uyumadan evvel muhakkak bir yarım saat yürüyüş yapıyorum. Evet, çünkü genel sağlık açısından ne kadar yorulsanız da, günlük yaşam içerisinde koşuştursanız da ritmik düzenli yürüyüş kas ve eklem sağlığı için çok önemli. Yani sağda solda koşuşturmak, spor yapıyoruz manasına gelmiyor. Tamam. Ritmik düzenli kas kontraksiyonu gerekiyor. Onun için de mesela koşmak değil ama hızlı adımlarla yürümek lazım. Bir yarım saat yürümek gerekiyor. Bana en çok hanımların sorduğu soru bu, hani yürüyüş bantlarını diz eklemini zorluyor ya bazı noktalarda. Ben her zaman şunu söylüyorum, işte hava çok soğuksa, eve geç geliyorsanız, spor salonuna gidemiyorsanız şöyle en basit bir yürüyüş bandını alıp evde yürüyebilirsiniz. Tek dikkat edilecek husus ne biliyor musunuz Meral Hanım? Diz, şu ön bacak kısı dizin altına yapışıyor. Evet. Bu yapıştığı noktada küçük böyle ince bantlar var. Velcro'lu, cırt cırtlı, şöyle ince. Tamam. Dizin ya, önemli olan bu ön bacak kısmının diz altındaki stabilizasyonunu sağlamak. Diyelim ki probleminiz var. Tamam. Diyelim ki problem olmasını istemiyorsunuz. Mesela ben her gün yürüyorum yürüyüş bandında ama o velcro'lu şeyleri takarak yürüyorum. Ha, dizim, önemli bu. Evet. Dizimi zorlamayayım diye. Çünkü yürüyüş bandında biraz vibrasyon var. Evet. Titreşim var biliyorsunuz. Aynen. O titreşim eklemi zorlayabiliyor. Yani aslında sokakta yürümek, yürüyüş bandında yürümekten çok daha faydalı. Çok daha sağlıklı. Yani ama sokakta, vaktimiz açık havada yürümek. Ama bu hani şehir, özellikle İstanbul gibi, işte Ankara, İzmir gibi büyük şehirlerde çok yoğun çalışan kişiler için söylüyorum ben bunu. Her gün yürüyüş bandında yürüdüğünüzde dizi de korumak gerekiyor açıdan. O bantları kullansınlar evet, diyorsunuz. Evet, kullanmaları gerekiyor. O zaman hiçbir sorun olmaz, hiçbir problem süper, olmaz. Süper bir bilgi. Efendim İstanbul'dan Cengiz Bey hattımızdaymış. Tabii. Cengiz Bey iyi sabahlar. İyi sabahlar efendim, günaydın. Hayırlı sabahlar. Buyurun sorunuzu alalım Cengiz Beyciğim. Alo, sesim geliyor mu efendim? Geliyor, geliyor. Buyurun siz konuşun, biz duyuyoruz. Benim boyun ağrılarım son zamanlarda var ya, iki aydan beri. Onu soracaktım. Boyun damarlarınız mı ağrıyor? Yok, boynum ağrıyor. Yani. Boyun ağrıları. Aha, onlar var ya, hepimizde peki, var. Baş dönmesi, baş dönmesi ya da kollarda uyuşma, parmaklarda uyuşma, karıncalanma var mı? Yoksa sadece ağrı mı var? Hayır efendim, o yok. Boyun ağrısı var. Evet efendim. Evet. Şimdi tabii boyun ağrısının çok çeşitli sebepleri olabilir. Kaç yaşındasınız bu arada? 30 yaşındayım efendim. 30 yaşındasınız. Şimdi tabii 30 yaşında boyun ağrısı olan bir hastada ilk önce kireçlenme dışında başka şeyler düşünmek gerekiyor. Ne olabilir? Boyun fıtıklarınız olabilir. Ya da boyunda aksa düzleşme gibi, yani boyun omurgasında ufak tefek dejeneratif olaylar olmuş olur, olabilir. Geçmişte geçirdiğiniz düşme gibi, travma gibi bunlar olabilir. Ya da mesela çok stresli, çok gergin ortamlarda çalışıyor olabilirsiniz. Öyle olunca aşırı stres, gerginlik ve iyi uyuyamama boyun ve sırt kaslarının kasılmasına ve alttan geçen sinirlerin bası altında kalmasına yol açar. Bu da boyun ağrısına yol açabilir. Dolayısıyla 30 yaşında boyun ağrısı varsa muhakkak hani iyi bir değerlendirilip boyun MR'ının çekilip ona göre tedavi programının da düzenlenmesi gerekir. Cengiz Beyciğim geçmiş olsun. Hoşça kalın. Şimdi hocam hazır boyundan başladık.
eklem her yerde olduğu için parmağınızda dahi kireçlenme evet. olabiliyor. Tabii. Değil mi? Ayak parmağınızda, bileğinizde her yerde olabiliyor. Boyundan başlayalım. Şimdi sabahları hepimiz kalktığımızda boyunda bir tutukluk, çevirirken zorlanma olabiliyor. Boyun kireçlenebiliyor mu? Tabii. Bir anlatalım mı? Şimdi boyun kireçlenmesi çok zaten 40 yaşından sonra bütün MR'lara bakacak olursanız boyunda kireçlenme görürsünüz. Boyunda 7 tane omur var. Omurlar kare şeklinde. Kireçlenme olduğu zaman o omurlar büyüyor ve genişliyor. Büyüyüp genişlediği zaman yukarıya doğru giden, işte beyinceye doğru giden damarları, sinirleri, beyine giden damar ve sinirleri basın altında bırakıyor. Öyle olunca da işte baş dönmesi, hatta kulak çınlaması, baş ağrısı, dengeli ve dengede problem ortaya çıkabilir. Çok yoğun kireçlenme ileri yaşlarda denge sorunu ortaya çıkarabilir. Vertebral baziliar arter diye bir damar var. Onu basın altında bırakarak. Dolayısıyla boyundaki kireçlenmenin de tabii ki önüne geçmek, azaltmak gerekiyor. Şimdi bir de şöyle bir şey var. Herkeste boyundaki kireçlenme aynı oranda olmuyor. Şimdi eğer bir insan hiç büyük bir travma geçirmemişse, büyük bir böyle kaza travma geçirmemişse normal bir kireçlenme olur. Ama düşme, çarpma, yani omurgaya bir darbe geldiği zaman o darbeye sekonder, o darbeye bağlı olarak omurgada daha yoğun kireçlenme ortaya çıkıyor. Mesela aksa düzleşmesi, mesela diyelim ki önden arkadan bir darbe geldi, bir düşme oldu. Onunla mesela fıtıkla beraber boyunda ya da aksa düzleşmeyle beraber birkaç sene içerisinde çok yoğun kireçlenme de ortaya çıkıyor. Şu boyun omurlarında ben bundan bir 5 sene önce MR çekildiğinde şunu gördüm. Ucunda küçük 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 kemikçikler çıkmış. Yani kireçlenme, iğne gibi. Evet, kireçlenmeler başlamış işte. Bunu engellemek için de ne yapmak lazım? Boyun ve sırt kaslarının dolaşımının iyi olması gerekiyor. Evet. Güçlü olması gerekiyor. Ne yapmak lazım peki onun için? Bunu çok aşırı soğuktan korumak gerekir. Tamam. Çok basit boyun egzersizleri var. Onları yapmak gerekir. Yastığın güzel olması gerekir. Yani uygun bir yastıkta yatmak gerekir. Onun dışında kireçlenmeyi durdurucu bazı ilaçlar var. Bitkisel kıkırdak ekstreleri var. Bir de onları her sene 3 ay ya da 4 ay almak gerekir. Çok yoğun kireçlenme varsa, fıtıklar da varsa 70'li 80'li yaşlarda denge sorunu ortaya çıkabiliyor. Ve o oluşan kireçlenmelerin, boyundaki kireçlenmelerin ameliyatı da söz konusu. Yani fıtıklar alınabiliyor, diğer şeyler, akslar düzeltilebiliyor ama kireçlenmeler tabii ki kalıyor. Sıyrılıp alınamıyor. Sıyrılıp alınamıyor şu anda. Tabii her şey, her an bir şey değişiyor. Hadi bakalım. Şu anda öyle. Dolayısıyla da kireçlenmelerin az olması için dikkat etmeliyiz. En önemli nokta hangi eklem olursa olsun eklemin üzerindeki kas dokusu ne kadar güçlü olursa, kası korse gibi düşünün. Ne kadar güçlü olursa eklemde o oranda az kireçlenme olur. Yani mesela boyun için boyun kaslarının dışında ön grubun ve o hani kürek kemiğinden yukarı doğru çıkan bizim işte kaf kasları dediğimiz, romboid kasları dediğimiz boynu destekleyen ve sırtı destekleyen kas gruplarının da güçlü olması gerekir. Kaslar güçlü olursa kireçlenme de daha az olur. Spor mu yapacağız yine hocam bunlar için? Egzersiz mi yapacağız? Ne yapacağız? Şimdi şöyle, spor çok faydalı. Günümüzde giderek görüyoruz ki spor giderek yoğunlaşıyor ama ya bununla beraber sporun yoğunlaşmasıyla beraber yanlış spor da yaygınlaşıyor. Evet, yani fitness bazen salonlarında fitness kafamıza salonlarında, göre. Evet. Mesela boyun fıtığı olan bir kişi bakıyorum mesela boyun mekiği yapıyor ya da boynunu çok zorlayıcı ya da çok ağır hareketler, ağırlıklı çalışmalar yapıyor. O zaman da o onu zorluyor. Şimdi boyun fıtığı olan kişi de boyun kaslarının, sırt kaslarının güçlü olmasını istiyoruz. Ama bunun için çalışırken hafif ağırlıklı, bol tekrarlı çalışmak gerekiyor. İki şekilde kasları güçlendirebiliriz. Çok ağırlıkla az tekrar ya da çok tekrar hafif ağırlık. İşte bizim tercih etmemiz gereken şey hafif ağırlık, çok tekrar. Bir üçüncü yol bizim fizik tedavide yaptığımız eklemi zorlamadan, hiç eklem hareketi olmadan kasın motor noktalarına elektrotları koyup kası güçlendirme yapıyoruz. Mesela çok zayıf durumlarda bunu yapmak şart. Mesela diyelim ki hasta dik duramıyor. Tamam. Sırt kası çok zayıf. Özel kas cihazlarımız var.
onlarla kasın elektrotlarını bağlıyoruz, kasa motor noktalarını ve sanki kas siz spor yapıyor gibi çalışıyor. Sadece o kası çalıştırıyoruz. Sadece o kası çalıştırdığımız için kası kontrol altında istediğimiz oranda güçlendiriyoruz. İster hacmini arttırarak kaç seans yapmak lazım mesela böyle bir fizik tedaviyi? Şimdi bu yaşa bağlı değişiyor ama tamam. Ortalama diyelim yani 60 yaşına kadar 15 seans çok aşırı güçsüzlük durumları dışında yeterli. 60 yaşından sonra kası güçlendirmek biraz daha zaman alıyor. Yani o da mesela bir 20-25 seansı olmalı. Mesela 70 yaşındaki bir kadının bacak kasını güçlendirmekle 20 yaşındaki bir aynı kadının... Aynı şey değil. Aynı şey değil. Aynı hızlı olmuyor tabii ki. Yine aynı şekilde zayıf bir bacağı güçlendirmekle çok kilolu, çok yağlı bir kas dokusunun... Hani, güçlendirmesi aynı şey değil. Kası da, o da aynı şey olmuyor. Peki hocam, şimdi fizik tedaviden giderken konu... siz hakikaten son tedavileri takip ediyorsunuz, işte enjeksiyon tedavileri, PRP, onları birazdan soracağım, kök hücre vesaire. Kış aylarında halk arasında şöyle bir inanış var. Kış aylarında fizik tedavi yapılmaz, yaparsan da kendini çok iyi koruman lazım, daha kötü olursun. Bu doğru mudur hocam? Şimdi bu doğru değil, tam tersi. Çünkü zaten kış aylarında fizik tedavi yapıyoruz biz, yani sonbahar, ilkbahar ve kış aylarında yapıyoruz. Yazın zaten fizik tedavi çok az olur. Neden? Hava çok sıcaktır, güzeldir. Hava sıcak ve olduğu zaman eklem dolaşımı da daha hızlı olduğu için eklemde ağrı az olur. Aynen bir de öyle. Tabii yazın hem güneşlenmeyi hem yüzmeyi öneriyoruz. Yani yazın zaten fizik tedavi. İşte aciller, kırıklar ya da işte rehabilitasyon dediğimiz durumlar dışında ağrı durumlarında giderek azalır. Ama kışın herkesin ağrıları arttığı için zaten kışın yapılır. Aynen. Bir de mesela hani ne zaman fizik tedavi yapılmaz? Diyelim ki siz bir köyde oturuyorsunuz. Fizik tedavi almak için kasabaya yürüyerek gidiyorsunuz. Mesela atıyorum. Karda kıyamette. Karda kıyamette. O zaman tabii ki o uygun bir tedavi olmaz. Yani fizik tedaviden çıkıp karda dakikalarca yürürseniz tabii ki olmaz ama bir taşıtla tedavi merkezine gelip tekrar gittiğiniz bunda noktada bunda bir sakınca yok. Hiçbir sakınca yok tabii. Hatta ki. Faydası var. Evet. Efendim Osmaniye'ye döneceğim izniniz olursa hocam. Ramazan Beyciğim hayırlı sabahlar olsun. Ramazan İyi Bey. İyi günler efendim. Hayırlı cumalar. Size de efendim beklediğiniz için teşekkür ediyoruz. Çünkü ben hocam öyle güzel anlatıyor ki merak ettiklerimi de soruyorum. Buyurun sizin sorunuzu da alalım. Ben hocama bir şey sormak istiyorum da ben 4 ay önce ameliyat olmuştum topuğumdan. Kaza geçirmiştim daha doğrusu. Topuğum kırılmıştı. 5 parça olmuş demiştim. Geçmiş olsun. Evet. Evet. Peki. Şu an ayağım bükmede sorun var. Ben onu öğrenmek istiyorum da. Ayağım... Normal adım atıyorum. Ama bükmede sorun oluyor. Biraz aksama oluyor. Yani ayak bileğinde değil mi zorlanma topuğu oluyor? Evet, ayak aşı tendon kemiği ile ilgili dedi. Ne zaman oldunuz ameliyatı? 4 ay oluyor. 4 ay oldu. O zaman gecikmeden fizik tedaviye gitmelisiniz. Niye biliyor musunuz? Bu tarz durumlarda aşil tendonu kısalır. Aşil tendonu kısaldı, yani stabilizasyon yapılınca tabii kırığa bağlı. Aşil tendonu kısalır. Kısaldığı noktada ayak hareketini yapmanız kısıtlanır dediğiniz gibi fizik tedavide işte su içi ultrason ve germe egzersizleriyle aşil tendonu gerilerek ve eklem içinde bir kontraktür de oluşabilir. Diğer bağlar da kısalabilir. Onları engelleyici bir fizik tedavi ve rehabilitasyon programı almalısınız. İhmal etmeyin. Niye ihmal etmeyin diyorum. Üzerinden 6 ay geçtikten sonra tekrar geriye dönmek, o bağları gevşetip uzatmak çok zor oluyor. Bazen imkansız oluyor. Bir yılın üstünde imkansız zaten. 6 ay ile bir yıl arasında da çok zor. Onun için bir an evvel fizik tedaviye gitmenizi öneririm. Hoşçakalın Ramazan Bey. Geçmiş olsun. Oldu. Teşekkürler. Hoşçakalın. Peki hocam, şimdi omuzlar için bunları konuştuk. Dediniz ki belirli kaslara biz fizik tedavi rehabilitasyon ünitesinde o elektrotları koyuyoruz. Onları daha çok çalıştırıyoruz. Şimdi omuza doğru geldik. Omuz kasları, omuz eklemleri de çok ciddi ağrı yapabiliyor. Özellikle şu mevsim. Kendimde de olduğundan biliyorum. Hava soğudukça sabahları kalkarken korkunç bir ağrı hissediyorum. Yaz aylarında yaşamıyorum mesela ben de bunu. Omuz eklemlerindeki o kireçlenme için ne yapmak lazım? Aslında belirtisini de sormak lazım. Kireçlendiğini anlamak için
kütür kütür şu sesler mi geliyor? Ben duyuyorum mesela. O tıkır tıkır, şimdi tıkır tıkır sesler. Evet. Kas dokusu zayıflayınca, ekleme binen yük miktarı artınca tabii daha çok ortaya çıkıyor. Şimdi omuz eklemini boyundan gelen kaslar oluşturuyor. Yani boyundan gelen dört başlı kaf kasları geliyor. Aslında şu kemik boşta bir kemik. Yani yaş çekimli yapısı yere düşebilir. Ama buradan gelen bu dört başlı kas grubu lastik gibi şeritlerle hani bağlayıp o omuz eklemini oluşturuyor. Dolayısıyla boyun ve sırt kasları da omuz ekleminde çok çok önemli. Omuz problemi niye ortaya çıkar? Ya siz çok haddinden fazla zorlarsınız, ağırlık kaldırırsınız, omuz ağrısı ortaya çıkar. Ya da siz normal davranırsınız da kaslar zayıftır. Yeterince omuz eklemini koruyamıyordur. O sebepten ortaya çıkar. Tabii omuz çok komplike bir eklem. Yani bağlardaki zorlanmalar, ufak tefek yırtıklar, eklem içindeki sıvı, hep bunlar ağrı sebebi olarak ortaya çıkar. Sadece omuzdaki sadece kireçlenme tek başına ilk başlarda ağrı yapmaz. Sonrasında çok yoğunlaşıp etraftaki yumuşak dokulara hasar verdiği, bağlara hasar verdiği noktada ortaya çıkar. Tabii çok sıklıkla görülen bir durum. Omuz eklemi ağrısına çok dikkat etmek gerekiyor. Neden? Ağrı bir süre sonra kapsüle sıçrar. Kapsül dediğimiz omuz ekleminin başında böyle bir zar var. Evet. O zarın üzerinde de damar sinir paketi var. O damar sinir paketi parmaklara kadar şeyi verir, hani sinirleri getirir. Dolayısıyla ilk önce ağrı olduğu noktada hemen işte buz, egzersiz, hafif ilaçlar gibi şeyleri yapmazsak omuz kapsülüne sıçrar ve donuk omuz dediğimiz olay başlar. Yani hareket kısıtlılığı kolu başlar. Kaldıramamak. Kolu bakın, kaldıramamak. İzleyin efendim, ben de mesela gerçekten, şu an şu kadar. Öyle mi? Evet. O zaman sizin derhal tedaviye gelmeniz çok önemli bir nokta. Yani bunu böyle izin vereceğiniz bir şey değil ki tabii bu. Tabii şuraya da sıçrıyor herhalde, burada da ara Sonra çünkü bu zayıflayınca bu sefer buraya yükleniyor. Parmak uçlarına kadar. Parmak uçlarına Eyvah, kadar. Eyvah, ben hastaneye yatıyorum. Hayır, hastaneye yatmak değil de onu hakikaten... Ciddi bu kadar kalkışı. Olur mu? 180'e kadar kaldırabilmeniz lazım. Şöyle olmalı. Şöyle olmalı. Hocamı tebrik ediyorum. Ben yapamayacağım. Yani çok basit tedavi edilecek ama tedavi edilmediği zaman da çok zor gereken. Olabilecek bir noktadasınız. Evet. Evet, cerrahiye kadar varabilir bildiğim tabii, kadarıyla tabii, kapsüller. Tabii hemen açmamız lazım. Tamam, hocama gidiyorum artık, yapacak bir şey yok. Efendim Denizli'den bir hanımefendi, Şahika Hanım mıydı? Şahide Hanımcığım, günaydın. Şahide Ergün, Denizli'den, günaydın. Günaydın, hayırlı günler. Hayırlı günler. Efendim neyiniz var, nereniz ağrıyor, nereniz kireçlendi söyleyeyim. Ben doktora gittim. Önce bel fıtığı falan denildi. Bu dönem sonbahardan kış ayına geçiş dönemlerinde oluyor bu rahatsızlık bende. Parmak, sağ parmak ucunda biraz yürüdükten sonra uyuşma, sağ dizime ve kalçama vuruyordu. Leğen kemiklerim falan ağrıyordu. Dönem dönem dizimle sağ ayağım arasında kramp oluyor. Dizimle kalça arasında kramplar oluyor. Karıncalaşmalar oluyor, kireçlenme denildi, hareketler falan verildi. Ne yapabilirim? Fizyemle gitmem gerekiyor. Doktor hanıma sormak istiyorum. Peki, hoşça kalın Şahide Hanımcığım, geçmiş olsun. Evet, hanımefendinin de derdi, ızdırabı var belli. Yani bel fıtığı var. Tabii bel fıtığındaki genelde ağrılar kalçalara, bacaklara iner. Çünkü beldeki sinirler bacak kasları inerve ettiği için. Bel fıtığı en sıklıkla 4 ile 5. omur arasıyla siyatik sinir seviyesinde oluşur. O da bu ön bacak ve alt grup kaslarını zayıflatır. Tedavide genelde bazen ben baktığımda işte bele tedavi uygulandığında işte diğer zayıflayan kas grupları güçlendirilmezse o zaman tedavi çok başarılı olmuyor. Onun için bu hastamızın bel fıtığının seviyesi, o seviyedeki bası altında kalan kasları kontrol etmek lazım. Çünkü eğer beli koruyan, kalçayı koruyan kaslar zayıflamışsa ve onlar güçlendirilip de hani bel ve kalçayı korumuyorsa, o zaman hani ne ilacı alırsa alsın, ne yaparsa yapsın çok başarılı olunamaz. Yani öncelikle MR'ı ve kaslarının, bacak ve kalça kaslarının değerlendirilip ona göre bir program çizmek gerekir.
Ev egzersizleri tabii ki verilebilir ama ev egzersizleri belli bir noktadan sonra verilmeli. Yani düşünün ki kas yapısı çok zayıf ama siz sadece egzersiz veriyorsunuz. O zaman sadece biraz germe yaparsınız, biraz gevşeme yaparsınız ama istediğiniz neticeyi ele alamazsınız. Yani tamamen seviyesinin ve mekanizmasının bozulduğu noktalar tespit edilip tedavi yapılıp ondan sonra ev egzersizleri verilmeli. Peki hocam, şimdi az önce omuzdan konuştuk. Evet, evet, donuk omuz çok sık rastlanan vakalar. Ciddiye alınmalı ve mutlaka tedavisi yapılmalı dediniz. Şimdi aşağıya doğru inelim. Kalça evet. ve diz. En çok da bizim memlekette kadın erkek diz eklemindeki evet. kireçlenme, değil mi? Evet. Izdırap veren, evet. hayat kalitesini çok düşüren bir durum. Tabii. Dizler niye kireçleniyor ve bunun tedavisi nasıl yapılıyor? Şimdi tabii dizler de zaman içerisinde en çok yük alan eklemler olduğu için diz eklemleri ve özellikle hanımların bu ön bacak kasları erkekler kadar güçlü olmadığı için tabii doğumlarla işte kilo alıp vermelerle ve düzgün spor yapmamalar giderek zayıflıyor. Ve diz eklemine yük bine bine o aradaki kıkırdak tamamen harap oluyor. Harap o noktada tabii aslında sadece kireçlenme yok. Menisküs yırtığı da var, bağ yırtığı da var, eklem içinde sıvı da var, diz kapağının altında kondromalazi patele dediğimiz kireçlenme de var. Yani bu tabloların hepsi çoğu zaman beraber olarak ortaya çıkıyor. Ve özellikle menopoz öncesi neredeyse bütün hanımlarda diz sorunu görülüyor. Aslında bazı tedbirler alarak üstündeki kas dokusunu güçlendirip eklem içi dolaşımını düzenleyerek ve PRP enjeksiyonlarıyla diz eklemini koruyabiliriz. Çok basit olarak koruyabiliriz. Yeter ki diz eklemi bozulmadan, çok ileri seviyelere gelmeden bu olaylar hastalar müracaat etsinler. Hocam PRP kaç ayda bir yapılıyor? Kaç kür halinde yapılıyor? Ve tam olarak PRP'nin amacı ne? Çünkü çok konuşuluyor artık PRP günümüzde. Evet. Şimdi ben PRP'yi 3 yıldır uyguluyorum. Evet. Bütün eklemlere uyguluyorum. Her yerde. Bütün eklemlere uyguluyorum. Süper. Ama en başarılı eklem ne derseniz diz eklemi derim. Diz ekleminde aldığım sonuçlar çok başarılı. Bunun da sebebi şu. PRP'de iyileşme sadece kıkırdakta olmuyor. Özellikle çapraz bağ yırtıklarını, diğer bağ yırtıklarını da çok iyi onarıyor PRP. Ve Amerika'da da bütün ortopedistler çapraz bağ yırtıklarından sonra ameliyattan sonra hemen PRP yapıyorlar. Çapraz bağ dizin stabilizasyonunda, dizin orta hatta ve hani yerinde kalmasında çok önemli bir bağ. Çapraz bağ korumak açısından yani ve diğer açılardan onun için PRP çok çok önemli ve sonuçları çok başarılı. Peki. Ama öneriyorum, bütün herkese öneriyorum. Gelelim kalça. Kalça eklemi biraz daha yaşlandıkça mı ortaya çıkıyor bilmiyorum o kireçlenme. Çok doğru. Ve sonuçta artık cerrahi ve oraya implant dediğimiz malzeme değil mi? Maalesef yapılmak zorunda kalabiliyor. O noktaya gelmeden fizik tedaviden nasıl yararlanacağız kalça kireçlenmesinde? Kalça ekleminde de kalça eklemi de arada şöyle bir bacak kemiğinde şöyle bir boşluk olan eklem. Çok yük bindiği zaman yani eklem tamamen yapışmışsa, hiç aralık kalmamışsa, harekete, kalça hareketine izin vermiyorsa mecburen protez yapılacak. Ama aslında o seviyeye getirmesi hastanın tamamen ihmalkarlığı diye düşünmek gerekiyor. Kalça ekleminde de ön bacak kasını ve papa kasını güçlendirip çok kilo almadan, çok ağır kaldırmadan gidersek ve zeminde genetik bir hastalık yoksa, doğuştan bir hastalık yoksa kalça ekleminin normalde proteze gitmemesi gerekiyor. Yani tedavimizi hemen bitiriyoruz sevgili Emine. Çok sayıda telefon geliyor fakat yanıt veremiyoruz. Yoksa hocamı konuşturamayacağım. Size cevap verirken. Hocam pilates, medikal pilates son yıllarda çok revaçlı. Ama bilip bilmeden gidiyoruz biz bunlara. Faydası nedir? Ne noktada zarar verir? Öneriyor musunuz pilatesi? Şimdi pilates bizim de zaten pilates fizik tedavinin egzersiz yöntemlerinden bir tanesi. Tabii ki öneriyorum ama boyun ya da bel fıtığınız varsa ya da eklem probleminiz varsa muhakkak bir fizik tedavi uzmanına başvurup değerlendirip ondan neleri yapılmayacağını bir reçetesini alıp ona göre gitmek lazım. Mesela ben çoğu hasta bana pilates sonrası müracaat ediyor. Boyun fıtığı var, bel fıtığı var. Çok aşırı zorlanmış ve problem ortaya çıkmış. Onun için de hani bilerek yapılırsa tabii ki çok faydalı. Çok teşekkür ediyoruz ben hocam. Teşekkür sağ olun, var olun. Acilen bitirecekmişim. Efendim hafta başında 8.25'te buluşuncaya dek.
Hayata sağlıkla, gülümsemeyi lütfen ihmal etmeyin. Hoşçakalın. Selpak kağıt havluyu tasarlarken kendimize annem olsa ne yapardı diye sorduk.